Oldukça zor bir haftayı geride bıraktık ve yeni bir haftaya giriş yapıyoruz. Altında çok ciddi dalgalanmalar oldu biliyorsunuz geçtiğimiz hafta. Keza dolar 7.70 seviyesini gördü. 7.80'e doğru giderken Merkez Bankası sürpriz bir faiz arttırımı kararı açıkladı vesaire. Bütün bunların tabii ki kapanış rakamlarına etkisi önemli oldu. Tabii cuma günü BDDK'nın aldığı karar da önemliydi. Özellikle türev işlemlerdeki payın %1'den %10'a çıkartılmış olması da enteresan bir hareketti. Bütün bunları sizler için değerlendireceğim. Hem kapanış rakamlarına bakacağız hem de önümüzdeki hafta rakamlarda hangi seviyeleri görebiliriz onları sizler için değerlendireceğim. Aynı zamanda önemli veri ve haber akışı var, bunları da konuşacağız. Hepiniz hoş geldiniz. Oh, tam rahat bir nefes alacağız diyoruz ki hani dünya birazcık sakinleşti en azından. Yunanistan'la Türkiye gerilimi azaldı. Tam masaya oturuyorlar. Artık diplomatik yollarla işler çözülecek diyoruz. Bu kez dünyanın bir başka yerinde bir başka gerilim ortaya çıkıyor. Azerbaycan'la Ermenistan birbirine girmiş durumda arkadaşlar. Bu iş savaşa dönüşecek mi, dönüşmeyecek mi hep birlikte takip edeceğiz. Ama bölgede önemli bir gerilim unsuru olduğu da ortada. Bu gerilimlerin artması ne anlama geliyordu? Tabii ki altın üzerindeki baskıyı arttırıyordu. Bir başka gerilim, Türkiye biliyorsunuz Yunanistan ve Avrupa Birliği ile masaya oturacağız dedi. Net bilgiler gelmedi. Son olarak Rodos'la Meis Adası arasında Türkiye'ye atış talimi başlatmak adına Navtex açıkladı bir kez daha. Öbür taraftan korona pandemi haberleri tabii ki dikkat çekici arkadaşlar. 33 milyon 62 bin kişiye yayılmış durumda. Ve bunların neredeyse 1 milyon tam 1 milyona ulaşmış değil, hayatını ne yazık ki kaybetti. Dünya Sağlık Örgütü konuyla ilgili açıklama yaptı. Şu ana kadar 1 milyona yakın insan hayatını kaybetti. Önümüzdeki sene bu sayı 2 milyon kişiye ulaşabilir dedi. Bu çok tehlikeli bir açıklama arkadaşlar. Hani aşı çalışmaları var. Aşı çalışmaları sonrasında bu hastalık önlenecek falan deniliyor ya. Aslında Dünya Sağlık Örgütü'nün bu konuyla ilgili ne kadar umutsuz olduğunu net bir şekilde ortaya koyuyor. Çünkü aşı çalışmalarının tamamlanması o kadar kolay değil. Tamamlandıktan sonra da üretilmesi o kadar kolay değil. Yani bütün dünyanın ihtiyacına cevap verebilecek bir aşı üretimi ne yazık ki mümkün olmayacak arkadaşlar. Dolayısıyla ölümlerin çok hızlı bir şekilde ilerleyeceğini söylüyor Dünya Sağlık Örgütü. Bugüne kadar 1 milyona yakın insan hayatını kaybetmişken önümüzdeki dönemde, yani önümüzdeki yılda da 1 milyon kişi daha hayatını kaybedecekse eğer, bu pandeminin ikinci dalgasının çok agresif olacağını bizlere gösterir ve tüm dünyada ekonomilerinde ciddi anlamda daralacağı anlamına gelir. Risk algısının artacağı anlamına gelir ve devletlerin çok daha fazla teşvik açıklamak zorunda kalacağını, yeni yardım paketleri açıklamak zorunda kalacağını gösterir. Merkez bankalarının çok düşük faizlerle ya da negatif faizlerle aynı Avrupa Merkez Bankası'nın yaptığı gibi, biliyorsunuz geçen hafta 174 milyar euroluk bir paket açıkladı bankalara ve bankalara dedi ki ben size bu parayı vereceğim, üstelik negatif faizle vereceğim dedi. İş artık bu tür kredilere de dönmeye başlar ve bu da piyasaya giren her kuruşun, her paranın büyük bir bölümünün tasarrufa yönelmesini, güvenli limanlara yönelmesini beraberinde getirir. Güvenli liman denilince de aklımıza iki unsur geliyor. Bunlardan bir tanesi dolar, bir tanesi de tabii ki altın arkadaşlar. Altın fiyatlarının onun için bu seviyesi böyle gerçekçi seviye falan değil. Zaten 1860'ın altını hafif zorladı. Sonrasında bu seviyenin artık gerçek değer olmadığını gördüğü için tekrar kendisini 1860 doların üzerine attı ve 1861 dolar seviyesinden de kapanışını gerçekleştirdi. Detayları da konuşacağız biraz sonra. Öbür taraftan dünya ekonomisinde de enteresan şeyler yaşanıyor. Sizlere söylemiştim Avrupa Birliği çatırdıyor diye. Nitekim İsviçre AB ile serbest dolaşımdan çıkmak için bir referanduma gidiyor. Eğer ki referandumda çoğunluk sağlanırsa İsviçre'de İngiltere gibi bir nevi Avrupa Birliği'nden ayrılmış olacak arkadaşlar. Yani diyor ki Avrupa Birliği'ne, kardeşim tamam biz birliğin içerisinde yer alalım ama bu birliğin içerisindeki yerimiz daha sınırlı olsun. Siz bana gelirken vize alın, ben size gelirken vize alayım. Arada belli bir sınır olsun, arada belli bir mesafe olsun. Bundan sonra ilişkilerimizi bu şekilde sürdürelim demeye getirecek. Eğer ki tabii ki referandumdan evet oyu çıkarsa. Çıkma ihtimal nedir? Büyük bir ihtimal gibi görüyorum ben. Ve İsviçre'nin Avrupa Birliği'nden bu şekilde uzaklaşması aslında
pek çok Kuzey Avrupa ülkesinin de ufaktan ufaktan Avrupa Birliği ile arasına mesafe koymasını beraberinde getirecek. Peki bu çatırdamanın kaynağında ne var? Kuzey ülkeleri kazanıyor, Kuzey ülkeleri ekonomik olarak rahat, büyüyorlar, gelişiyorlar, refah seviyeleri yukarıda. Güney ülkelerinde ciddi sıkıntılar var. Bunların arasında Fransa, İtalya da var arkadaşlar. Biliyorsunuz en büyük sıkıntılar geçtiğimiz yıl bu pandemi öncesinde Fransa'da çıkmıştı. Pandeminin en büyük etkilerini de İtalya görmüştü. Bu ülkeler uzun zamandır Avrupa Birliği'nin sırtında bir kambur olarak görülüyor. Dolayısıyla Kuzey Avrupa ülkeleri Güney ülkelerinden çok da memnuniyetsiz arkadaşlar. Eğer o ülkeler çıkmıyorlarsa Avrupa Birliği'nden, o zaman ben Avrupa Birliği'nden ya çıkacağım ya da mesafeli olacağım demeye başladılar. Bu adımı ilk olarak Brexit'le İngiltere attı. Şimdi de İsviçre'nin daha sınırlı bir adım attığını görüyoruz arkadaşlar. Zaten İsviçre para birliğinin içerisinde de değildi. Şimdi sınır birliğinin içinden de çıkıyor. Sadece siyasi bazı noktalarda kalacak gibi görünüyor. Bence çok önemli bir gelişme, özellikle bunun altını çizmek istiyorum. Diğer taraftan Birleşmiş Milletler'in bir raporu var. Önümüzdeki günlerde bu raporun ayrıntılarını sizlerle paylaşacağım arkadaşlar. 1.6 trilyon dolar kara paranın dünyada her yıl dolaştığını söylüyor. Kim? Birleşmiş Milletler. Bu arada 7 trilyon dolarlık bir kara para var aslında. Bunun 1.6 trilyonu da sürekli olarak dolaşımda. Bence çok kritik bir rapor. Detaylarını ayrıca konuşuruz. Türkiye ekonomisinden önemli gelişmeler var. Bunlardan bir tanesi, hadi gözümüz aydın, okul servislerine %11,5 zam gelmiş durumda. Hadi bir müjde daha vereyim. Amerika Büyükelçisi, Türkiye eğer ki borçlarını ödemezse Amerikalı ilaç firmaları bundan sonra Türkiye'ye ilaç vermeyecek dedi. Yani büyük bir ilaç kıtlığıyla karşı karşıya kalabiliriz. Ve tabii ki en önemli müjde, Sayın Albayrak önümüzdeki hafta bütçeyle ilgili, yeni ekonomik programla ilgili bir konuşma, bir açıklama yapacak. Eminim ki yine mucize bir açıklama olacak. Yine birbirinden önemli formüller içerecek Türkiye ekonomisinin daha iyiye gitmesi için. Öyle olacak mı, olmayacak mı, hep birlikte göreceğiz. Bazı ekonomi ve haber sitelerini açıyorum. Merakla bekliyoruz. Bakalım neler söyleyecek. Ne söyleyecek kardeşim? Her zaman söylediğini bir miktar değiştirip yine aynı şekilde sunacak. Bununla da yeni ekonomi paketi olacak arkadaşlar. Onun için beklentilerinizi çok yüksek tutmamanızı özellikle tavsiye ediyorum sizlere. Ve bütün bunları böylece özetledikten sonra şimdi gelin hadi biraz da rakamları konuşalım. Bir borsa 112.000'in üzerinde kapanışını gerçekleştirdi. 112.417 puan seviyesinden kapandı. Gerçekçi mi? Değil. Nereye kadar gidebilir? Tartışılır. Nereye kadar düşebilir? Tartışmasız 100.000'in altına gidebilecek bir borsa görüyorum arkadaşlar. Ne zaman? Biraz önce bahsettiğim ikinci dalga etkisi çok daha net bir şekilde gündeme geldiğinde, aynı zamanda Türkiye ekonomisinin en büyük problemi olan cari açık meselesi iyiden iyiye Türkiye ekonomisini büyük bir krize doğru zorlamaya başladığında ve buna karşılık da kurda ciddi ataklar gözlemlemeye başladığımızda. Nitekim bakın, hem Merkez Bankası'nın faiz kararı hem de BDDK'nın türev işlemlerle ilgili, yurt dışı türev işlemlerle ilgili verdiği karar bize şunu çok net bir şekilde gösteriyor. Hem BDDK, hem Merkez Bankası, hem de Türkiye Ekonomi Yönetimi doları feda etmiş durumda ve enflasyonu da feda etmiş durumda. Çünkü ikisini de kontrol edemeyeceklerini çok net bir şekilde görüyorlar artık. Dolar önümüzdeki günlerde devalüasyonist bir etkiyle yükselecek. Öyle ya da böyle. Bunu hızlandıracak formüller ufak ufak uygulamaya başladılar. BDDK'nın da Merkez Bankası'nın kararı da aslında bunu çok net bir şekilde işaret ediyor. Hatta önümüzdeki hafta bütçe ve yeni ekonomi paketiyle ilgili Bakan Albayrak'ın konuşması esnasında dövizi fişekleyecek, dövizi atağa geçirecek bir açıklama gelirse de hiç şaşırmayın. Gelmezse de zaten dolar yükselişin devam ediyor. Zaten haftaya 7.70'in üzerinde başlayacağız. Sonrasında 7.80'e giden dolar kurunu göreceğiz. 7.80 kırıldıktan sonrası artık Allah'a kalmış. Bakalım ne olacak, hep birlikte göreceğiz. Bana göre 7.80'den sonra ciddi bir devalüasyonist hareket de görebiliriz. Bir sabah uyandığımızda 14 liralık dolar da görebiliriz. Ya da en iyi ihtimalle
yıl sonuna kadar 9 lira ile 10 lira arasında bir dolar kuru görebiliriz. Neden bunu söylüyorum? İşte tüm bu aşamalar esnasında hisse senedi piyasasında, Türkiye'de borsada satış baskısı her geçen gün artacak ve o süreçte işte 100 binin altına giden bir endeks göreceğiz. Aman ha, dikkatli olun. Buralar gerçekten tepe noktalar ve tepeden tam da mal verme noktaları. Bakın borsa gidiyor, tekrar şahlanıyor, havası yaratıp yüksek fiyatlardan malı elinize verebilirler. Dikkatli olmanızda fayda var diye düşünüyorum. Euro 8.91.99 neredeyse 8.92 ile kapanışını gerçekleştirdi. Keza dolar da 7.66.39'dan kapanışını gerçekleştirdi. Dolarla ilgili bir özet yapayım, sonra euroya tekrar döneceğim. Dolar 7.50 seviyelerine kadar, 7.55 seviyelerine kadar gevşedi biliyorsunuz. Hem Merkez Bankası'nın açıklaması hem de BDDK'nın açıklamasından sonra. Çünkü ilk okumalar hep panikle yapıldı ve yanlış algılandı. Merkez Bankası'nın ve BDDK'nın açıklamaları. Sonrasında piyasadaki analistler ya bu aslında böyle değil, böyle galiba demeye başladıkları an itibariyle zaten dolar kendisini hemen 7.65'in üzerine attı. Merkez Bankası'nın faiz kararından sonra da BDDK'nın türev işlemlerle ilgili kararından sonra da. Dolayısıyla arkadaşlar artık piyasa şunu gördü. Ne Merkez Bankası ne BDDK bu işlemleri, bu açıklamaları, bu kararları doları baskılamak için vermedi. Aksine doları yükselterek cari açığı frenlemek için verdi. O nedenle de arkadaşlar dolar kendisini kapanışta da 7.65'in üzerine attı. Dolayısıyla dediğim gibi biraz önce de önce 7.80'e, sonrasında devalüasyon spretkiyle 14'e ya da normal koşullarda 9-10 lira aralığına giden yıl sonuna doğru bir dolar kuru göreceğiz. Bütün bu aşamalar içerisinde euronun değeri de 8.92'den 9'un üzerine çıkacak ki 9'u zaten gördük geçen hafta. Yine 9 liranın üzerinde göreceğiz ve 7.80'e giden dolara 9.20 civarında eşlik eden bir euro göreceğiz. Tabi burada belirleyici euro dolar paritesi olacak. Eğer euro dolar paritesi 1.15'i zorlamaya başlarsa ve kırarsa arkadaşlar 1.08'e doğru giderse, o zaman euro ile dolar arasındaki makas kapanır paritedeki ters hareketten dolayı. Yani doların yükselişi kadar euroda bir yükseliş görmeyiz. Bunun ana nedeni parite olacak. Eğer ki parite buralarda kalırsa dolar 7.80'e giderken euroyu 9.20 civarında görürüz arkadaşlar. Faiz cephesinde 13'ün altına gevşedi. Ya nasıl oldu bu peki diyeceksiniz. Yani Merkez Bankası politika faizini arttırdı. Piyasa faizi niye 13'ün altına düştü? BDDK'nın kararı çok daha etkili oldu. Yurt dışı bankaların türev işlemi yapmasına izin verince yurt dışı bankalar Türk lirasına bir talepte bulundu. Bu da faizleri aşağıya çekti. Peki Türk lirası talebin artması aslında kurun düşmesini gerektirmez miydi? Geçen hafta da videolarımda söyledim. Hayır arkadaşlar. Aksine o alınan her Türk lirası, yapılan her swap işlemi, her türev işlem aslında o bankaların o elde ettikleri Türk lirasının tekrar dolara yönlendirmesi anlamına geliyor. Yani bir taraftan swap'ın faizinden faydalanacaklar, bir taraftan da kuru yükseltecekler. O yükselişten faydalanacaklar. O nedenle arkadaşlar bu süreçte faizlerin geri gelmesi normal. Tamamen Türk lirasına olan talep kaynaklı diyebiliriz. Sonrasında çok daha hızlı bir şekilde yukarıya doğru gittiğini birlikte göreceğiz. Gelelim altına. Hepinizin merak ettiği bir konu. Altının onsu 1861'den kapanışını gerçekleştirdi. 1960-1970 seviyelerinden buraya geldi. Hatta 2060-2070 seviyesinden buraya geldi. Yani neredeyse 200 dolar değer kaybetti altının onsu. Bu bir trend değişikliği anlamına gelmiyor mu diyenler olabilir. Hayır arkadaşlar, bu bir trend değişikliği anlamına falan gelmiyor. Aynı hareketleri biz biliyorsunuz 1760 seviyesinde gördük. 1760 kırılana kadar bayağı bir uğraşıldı. Sonra 1860'a gelindi. 1860'tan tekrar 1600'lü seviyelere kadar inildi. Sonrasında tamam, altın artık yükselişini tamamladı. Bundan sonra yükselmez denilirken bir anda kendisini 2000 doların üzerine attı. 2100 doları zorlamaya başladı. Aynı resmi bu kez daha yukarıda bir seviyede görüyoruz. 2100'e kadar gitti. 2100'den geriye geldi. Şu sıralar 1860'da.
Biraz önce saydığım, videonun ilk yarısında saydığım bir yığın nedenden dolayı, yani dünyadaki risklerin artması, pandemi etkisinin artması, dünya ekonomilerinin küçülmesi, Amerika-Çin gerilimi, Avrupa-Rusya gerilimi, Türkiye-Yunanistan gerilimi, Azerbaycan-Ermenistan gerilimi gibi bir yığın kırılganlıkların olması riskleri arttırıyor ve bu risk algısı her geçen gün altına olan talebi arttıracak. Dolayısıyla altında çok agresif bir şekilde 2100 dolar seviyesinin kırıldığını göreceğiz. 2100-2300 aralığına yerleşecek. Hatta önümüzdeki yılın ilk 3 ayında pandemi etkisine bağlı olarak 2500 dolarları zorlayan bir altın ons değeri göreceğiz. Eğer işler çok karışırsa önümüzdeki yıl bu zamanlarda 3000 dolarları konuşuyor olacağız arkadaşlar. Daha sonrasında altın nereye gideceğini ayrıca tartışırız. Eğer ki pandemi meselesi sonlanırsa, riskler azalırsa o zaman altında bir geri çekilme olur. Ama pandemi bu şekilde büyümeye devam ederse altın yükseliş eğilimini çok daha hızlandırır ve o zaman hiç aklımızın ucundan geçmeyen rakamları da görebiliriz. Dolayısıyla arkadaşlar altının onsu bana göre taban seviyelerinde ve yükseliş eğilimi çok daha agresif olacak. Bununla ilgili özellikle uyarmak istiyorum sizi. Diğer taraftan gram altına baktığımız zaman dolardaki yükseliş eğilimi, onstaki yükseliş eğilimi birleştiğinde gram altını biz bir anda 520'li seviyelerde göreceğiz ilk etapta. Yani 7.80'e giden dolar ve 2000'i zorlayan ons değerinde. Gelelim devalüasyonist etkiye. Yani 14-15 aralığına giden bir dolar kurunun yanında 2300'e giden bir altının onsu ne demek? İşte o zaman gram altın 1000 liranın da üzerine çıkar arkadaşlar. Kimse şaşırmasın. Hem teşvik paketleri, hem riskler, hem de pandemi etkisiyle altının yükselişini çok net bir şekilde göreceğiz. Türkiye'deki makroekonomik bozulmalarda doların yükselişini tetiklemeye devam edecek. Başta cari açık olmak üzere. Ve bunların bileşeninde gram altının çok hızlı bir şekilde yükselmesini beraberinde getirecek. Sonuç olarak bu dönemde yapılması gereken en doğru iş sakin olmak ve paniklememek arkadaşlar. Yatırımlarınızı uzun vadeli yapın. Kısa vadeli işlemlerden uzak durun. Kaldıraçlı işlemlerden uzak durun. Riskli işlemlerden mümkün olduğunca uzak durun. Bu dönemde özellikle böyle risklerin arttığı dönemde hisse senedi piyasalarından kaçışların çok hızlı olabileceğini unutmayın. Risklerin artmasının altına dolara olan ilgiyi arttırabileceğini unutmayın arkadaşlar. Ve hep söylediğim gibi mümkün olduğunca sakinliğinizi koruyun. Çok ama çok uzun vadeli projeksiyonlarla olaylara bakın. Böylece kaybeden taraf olmayacaksınız. Böyle bir dönemde paranızı koruyor olmak bile sizin için büyük bir avantaj. Onu da unutmayın sevgili dostlarım. Evet, bu videomun da sonuna geldim. Yeni videoda tekrar birlikte olacağız. Görüşene kadar hoşça kalın, mutlu kalın. Yorumlarınızı mutlaka bekliyorum. Abone olmayı ihmal etmeyin. Bildirimlerinizi mutlaka açın. Sizlere çok daha hızlı bir şekilde ulaşıyorum. Katıl butonuna basarak kanalımıza destek olabilirsiniz. Aynı zamanda tüm katıl üyelerime, dostlarıma buradan bir kitap hediye edeceğim. Blockchain zinciriyle ilgili çok keyifli bir kitap. Bu kitaba herhangi bir ücret ödemiyorsunuz. Herhangi bir kargo ücreti de ödemiyorsunuz. Bunu da özellikle belirtmek istiyorum. Sizin yapmanız gereken tek şey katıl üyemiz olmak, kanalımıza destek vermek amacıyla. Eğer videoyu beğendiyseniz mutlaka dostlarınızla paylaşın ve beni Instagram'dan takip etmeyi de ihmal etmeyin. Hoşça kalın, mutlu kalın dostlar.